Merhaba, herkese iyi günler dilerim. Bugün maalesef üzücü bir haber aldık. Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Profesör Doktor Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Duygun Hoca, Türkiye'de birçok insanın hocası ve çok önemli bir entelektüel, çok önemli bir aydın. Benim de hocamdı, Galatasaraylısıydı. Galatasaray camiasının çok değerli isimlerinden biriydi. Vefatı Türkiye için, Türk hukuk camiası için ve Galatasaray topluluğu için önemli bir kayıptır. Her şeyden önce Allah'tan rahmet diliyorum değerli Profesör Doktor Duygun Yarsuvat'a, ailesine ve Galatasaray camiasına da bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisi benim aynı zamanda hocam olmasının yanı sıra çok iyi bir dostum ve hukuk danışmanımdı, avukatımdı. Ve tabii Galatasaray'da, Galatasaray başkanlığını yaptığı o çok kısa dönemde de çok sıra dışı bir isim oldu. Hem açıklamalarıyla hem icraatlarıyla kulübün zor bir döneminde, Türk futbolu son dönemlerde, son 10-15 yıldır bütün kulüplerimiz açısından böyle bir durum var. Sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Özellikle mali portre açısından bakıldığı zaman Duygun Hoca da böylesine zor bir dönemde göreve geldi ama önemli başarılara da tanıklık etti. Hemen onu da hatırlatayım, altını çizeyim. Bu videonun sonunda Duygun Yarsuvat'la aramızda geçen birkaç böyle hoş sohbet var. Güzel bir hatıra olarak onları paylaşmak istiyorum. Lütfen videonun sonuna kadar takip edin. O görüntüler de aslında Duygun Hoca ile aramızda güzel bir bağ olarak hatıralarımda kalacak benim. Sizlerle paylaşmak istedim. Duygun Hoca'nın farklı yönlerini de görmüş olacağız böylece. Tabii spor adamlığı, spor yöneticiliğinin çok ötesinde, yani onu birçok insan belki spor kulübünün başkanı olarak tanıdılar ama Türkiye çapında, dünya çapında bir hukukçu, çok iyi eğitim almış ve çok iyi bir entelektüel. Türkiye'nin sosyolojisini, tarihini ve farklı yönlerini, siyasi dinamiklerini çok yakından takip eden bir isim. Son dönemlerde de Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği Ergenekon ve balyoz yargılama süreçlerini yakından izledi ve müdahil oldu, avukat olarak takip etti ve içinde bulundu. Ve FETÖ gerçeğini de çok iyi bilen isimlerden biridir. Fethullahçı terör örgütü, kısaca kamuoyunda FETÖ olarak bilinen, Fethullah Gülen'in lideri olduğu bu yapıyı, şemasını, çerçevesini, ideolojisini, sosyolojik kökenlerini, Türkiye'deki etkileşimini çok iyi anlattı. Ben kendisiyle birçok defa televizyon programı yaptım ve benim programlarımda çok detaylı açıklamalar yaptı FETÖ'yle ve Fethullah Gülen'le ilgili ve o günlerde de epeyce konuşulmuştu. Fenerbahçe Kulübü'ne kumpas kurulduğunu, Aziz Yıldırım'ın yaşadığı süreçlerde FETÖ'nün etkisi olduğunu o programlarda açıklamıştı ve en dikkat çekici sözlerinden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, orduyu ortadan kaldırmaya çalışıyor demişti FETÖ için, Fethullah Gülen için. Şimdi yine Türkiye'de son yıllarda çokça konuşulan konulardan biri ve Türkiye'nin bu yönde girişimleri var biliyorsunuz. Yani Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusu meşhur. Uzun yıllardır bu yönde bir irade olduğu devlet tarafından açıklandı. Hükümet yetkilileri bu konuda görüşlerini paylaştılar. Yıllar geçti aradan, şu ana kadar Fethullah Gülen Türkiye'ye verilmedi. Hatta o dosyalara bakılıp bakılmadığından bile çok emin değiliz. Bu konuda Duygun Yarsuvat'a sorduğum zaman, mesela Türkiye'ye ne zaman verilebilir diye görüşünü sorduğumda, bir hukukçu kimliğiyle, çünkü o dosyalara da vakıf olduğuna inanıyorum hocanın. Hakan Bey, vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilmezse, verilmezse daha iyi olur demişti. Şimdi ilk duyduğunuzda bu biraz şaşırtıcı ve hatta garip gelebilir. Çünkü Türkiye'de o kadar devlet kurumu, işte hukuk kurumları bir an önce Türkiye'ye getirilmesini ve Türkiye'de yargılanmasını istiyorlar. Fethullah Gülen'in, yani bu 15 Temmuz darbe kalkışması ve daha başka hakkındaki suçlamalar, iddialar, iddianameler, yani gelip hukuk karşısına çıkıp nasıl bir durumla karşılaşacaksa da adalet, hukukun karar vermesi isteniyor ve bekleniyor idi. Kamuoyundaki genel kabul de bu yöndeydi. Fakat Duygun Hoca gelmemesi daha iyi olur Türkiye için dedi. Bakın çok enteresan bir şey. Peki neden, yani böyle bir şey acaba söylüyor, bu aykırı gibi gelen düşünceyi dile getiriyor?
siz bunu bir hukukçu kimliğinizle mi söylüyorsunuz yoksa bir vatandaş olarak mı söylüyorsunuz dediğim zaman vallahi ben bunu daha çok bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olarak söylüyorum. Çünkü gelmesi halinde Türkiye'nin başına dert olur demişti. Neyi kastetti? Ve hatta şöyle devam etti. Dedi ki ben 1937 doğumluyum. O da 1937 doğumlu. Kendi ifadesi olduğu için aynen böyle aktarıyorum. Birkaç yıl içinde ölmesi muhtemeldir. Yani yaş itibariyle bir değerlendirme yaptığında ortalama insan ömrü kriterleri çerçevesine bakarak bu yorumu yapmıştı diye tahmin ediyorum. Öldüğü zaman asıl Türkiye'de vefat ederse o zaman dert olur Türkiye'nin başına. Yani geldi diyelim hangi cezaevine koyacaksınız? Bir sürü insan çıkıp onun peşinden, yani hala ben doğrusu onun peşinden gidebilecek insan kaldı mı çok emin değilim. Yani bu kadar Türkiye'de yaşanan travmalar, acılar ve ortaya çıkan gerçekler ve din istismarı gibi ne kadar tehlikeli ve garip durumlar varsa FETÖ'cülerin, Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı yapının bunlarla örtüştüğünü, bir araya geldiğini gördük. Yani bu gerçeklere rağmen hala peşine takılıp gider mi insanlar? Hocanın yorumu şöyleydi. Yani bu din istismarını yapan insanlar öyle algılanıyor ki kamuoyunun bazı kesimlerinde, yani bilinçli, eğitimli olmayan veya bir takım bu yönde beyni yıkanmaya müsait olan insanlar, yani evlenecek kadınlar bile, evlenme niyetinde olan kadınlar bile gidip çaput bağlarlar. İş aramak niyetinde olan insanlar gidelim oraya işte dua edelim, bir takım gerekleri yerine getirelim, inşallah işimiz olur, belki işimiz olur gibi bir takım şeyler yapabilirler gibi bir hatırlatma yaptı, çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Şu örneği verdi. Dedi ki Fethullah Gülen'in özellikle bakacak olursanız kimdi ilham kaynağı? Saidi Nursi. Saidi Nursi'nin nerede defnedildiğini biliyor musunuz diye sordu bana. Ben bilmiyorum dedim. Bilemezsiniz çünkü bilinmeyen bir yere defnedilmişti dedi. Yani şu sonuca çıkıyoruz. Yani bazı insanların defin yerlerinin bilinmemesi bu yönüyle bu değerlendirmeler çerçevesinde bakıldığı zaman daha mı uygundur, daha mı doğrudur diye sordum. Ben bu konuların uzmanı değilim. Yani sonuçta Duygun Yarsuvat'ın, Profesör Doktor Duygun Yarsuvat'ın bir hukukçu kimliğiyle anlattıklarını değerlendiriyorum, aktarıyorum size. Evet dedi, böyle olması daha doğrudur. Dolayısıyla Türkiye'ye gelirse hayatta olduğu sürecinde veya vefat ettiği zaman Türkiye'nin başına dert olur. Dolayısıyla Amerika'da kalsın, ne kadar bir süre daha kalacaksa, o vefat edecekse de orada vefat etsin, Türkiye'nin başına dert olmasın demişti. Peki Türkiye'nin gönderdiği dosyalar, yani böyle yüzlerce koli, 85 koli, binlerce klasörlük dosyadan hep bahsediyoruz. Bunlara rağmen Amerika neden ciddi alıp da Türkiye'ye Fethullah Gülen'i vermedi veya verme noktasına gelmedi? Yani bir hazırlık olduğunu bile duymadık, görmedik yani. Bu konuda en küçük bir açıklama yok Amerika'dan. Vallahi Türkiye belki de o 85 koliyi bu süreci belli bir zamana yaymak için de yapmış olabilir gibi bir değerlendirme kamuoyunda yapılıyordu. Duygun Yarsuvat'ın da buna benzer bir görüş paylaştığını ifade edeyim. Ama tabii yanlış bulduğunu da söylüyor. Yani 85-90 koli gönderdiğiniz zaman adam, oradaki savcılar, mahkemeler, hakimler onları nasıl değerlendirebilir, nasıl bakabilirler? Yani bu zaten sürecin otomatik olarak, teknik olarak zamanla yayılmasına sebep olacak bir durum. Bu yani bir kasıt olmayabilir elbette. Türkiye bunu kasten, isteyerek yapmamış olabilir ama bunu yaptığınız zaman bu süreç sürece yayılan, zamana yayılan bir şey olur diye şey yaptı. Duygun Yarsuvat bunun yanlış bir şey olduğunu hukukçu olarak ifade ettin. Basit bir dosya, net bir dosya hazırlanacak, ifadeler ortaya konulacak ve başvuru yapılacak. Bunun sonucunda da yapılacak olan şey bellidir. Hukukun vereceği karar beklenecektir demişti. Peki AB'de şöyle bir kanaat var ya Türkiye'de. Birçok kişi bunu dile getiriyor. İşte Amerika vermiyor. İsteseydi verirdi. Yönetim izliyor ama pek bir şey yapmıyor. Amerikan yönetimi istese verir mi Türkiye'ye diye bunu sordum. Hayır sanmıyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kuvvetler ayrılığı vardır. Ve bu kuvvetler ayrılığında hukukun ayrı bir yeri vardır. Dolayısıyla o ayrı bir mekanizma olarak işler demiş idi. Amerika'da siyaset hukuka etki ediyor mudur, etmiyor mudur?
bu kadar siyasileşmiş bir konuda Amerikan yönetiminin görüşleri, kanaatleri, Gülen yapılanmasını koruma yönündeki tutumu, yani böyle algılıyoruz, böyle bir kanaat var Türkiye'de, kollandığı istihbarat kuruluşları, yani devletin belki tamamı değil ama Amerikan istihbaratının, yani buna FBI, CIA denebilir, bir yönüyle korumasa idi eğer Gülen, Fethullah Gülen'i veya Gülen yapılanmasının önemli bir takım kişilerini, bu oranda etkili olabilir miydi? Hele Orta Asya Cumhuriyetlerindeki etkinliğini düşünecek olursak, evet Türkiye bir dönemde bu kapıları açtı, kolladı ve tam da destek verdi ama o destekler Türkiye'de kesildikten sonra da cemaat adıyla, hareket adıyla Gülen topluluğu, FETÖ bir sürü şey yaptı. Dolayısıyla bu akıllara Amerikan yönetiminin de Amerika Birleşik Devletleri Devleti'nin bazı yapılarının destek vermiş olabileceği, kolladığı veya bazı faaliyetlerine göz yumduğu izlenimini uyandırıyor. Türkiye kamuoyunda böyle bir şey var. Duygun Yarsuvat da bu kanaatte. Peki Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilecek mi, edilmeyecek mi? Onu biz bugün itibariyle hala 2021 yılı açısından gelindiği bugünlerde bunu bilmiyoruz. Velhasıl yani Fethullah Gülen'le ilgili açıklamaları, FETÖ yapılanması, Fenerbahçe'nin karşılaştığı durumlar, diğer takımlara sızmaları, bütün bunlarla ilgili açıp lütfen okuyun açıklamalarını. Benim televizyon programlarıma YouTube'dan geri dönüp bakabilirsiniz, açıklamalarını görebilirsiniz. Dolayısıyla orduyu ortadan kaldırmaya çalışan bir yapı olarak tarif etmişti. Ergenekon ve balyoz süreçlerindeki rolünden bahsetmişti. Kurulan kumpaslara işaret etmişti. Profesör Doktor Duygun Yarsuvat hayatta olduğu süre içinde, yaşamının son günlerinde bu konulara ağırlıklı olarak eğilen bir insandı. Ben bir kez Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel fotoğraflar var benim aklımda, arşivlerimde ve hafızalarımda. Yaptığımız güzel sohbetler var, birlikte gerçekleştirdiğimiz selfiler var. Mizah duygusu da gelişmiş bir insandı, mütevazı bir beyefendiydi. Böyle çok, yani o konumuyla bazı insanlar çok önemli makamlara geldikleri zaman böyle kapıları kapatırlar, odalarına kapanırlar ve onlarla temas kuramazsınız. Öyle bir insan değildi. Açıktı, açıkta kalpli bir insandı. Çocuksu bir mizah duygusu vardı. Ben doğrusu özleyeceğim kendisini. Önemli bir kayıp olarak değerlendiriyorum. Profesör Doktor Duygun Yarsuvat'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Bu vefatı sebebiyle bu videoyu çektim ve bu hatırlatmaları yaptım. Şimdi de aramızda geçen o güzel sohbeti, Duygun Yarsuvat'ın o bilinmeyen yönünü, bir tutkusunu, birkaç tutkusundan biri benimle paylaştığı, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Televizyon izleyicilerimize bir mesajınız olur mu? Ne söylersiniz Galatasaraylılara? Galatasaraylıları, Galatasaray'ı sevin derim. Şampiyon olacak mısınız? Şüphesiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beklerim anytime. Sağ olun efendim. Aşağı biraz aşağıya. Tamam. Şimdi Galatasaray Kulübü Başkanı Profesör Doktor Duygun Yarsuvat'ın evinin önündeyim. Bilmediğim bir özelliğini öğrendim. Arkada bir spor otomobil var. Duygun Bey meğer spor otomobil tutkunuymuş. Özellikle Hayır. De İtalyan olanlarından. Alfacılıyım ben. Vay vay vay. Motor gürültüsünü duymadan araba kullanmıyorum. Hızlı mı kullanırsınız? Şimdi kullanamıyorum artık. Ve aslında Duygun Hoca'nın ilginç bir yönü de trafik suçları konusunda da akademik bir çalışması var. Tezim var. Tezi var. Nerelere gidersiniz otomobille İstanbul'da? İstanbul'da değil, İstanbul dışında. İstanbul dışında. İstanbul'da araba kullanamıyorum ya. Üstünü açıp geziyor musunuz? Tabii. İyi sürüşler, kazası sürüşler. Sağ ol, teşekkür ederim. Üniversiteye gidiyorum. Çok güzel. Yeditepe'ye. Yeditepe'de, çok güzel. Teşekkür ederim.